Arkadaşlar şimdi bir gün benim saçımı keseceğiz. Evet, Umay'ın saçları çok yıpranmış arkadaşlar. Şu uçlarını görüyor musunuz şöyle? Çok cansız. Banyodan çıktı, bir de ıslak ıslakken şuralarını sarı yapmıştık. Islak ıslakken hemen keselim dedik. Çünkü çok Umay'ın saçları ince telli. O yüzden saçlarının uçlarından biraz alırsak saçları biraz daha canlanacak. Umay'ın o yüzden saçlarını keseceğiz. Ama Umay'ın gözünü görüyorsunuz değil mi? Evde ufak bir kaza geçirmişti. Gözünü vurdu. Bir önceki videoda biz onu paylaşmıştık. Çok kötü oldu. Çok ağladı. Ben de çok üzüldüm ama. Ama şimdi banyo yaptık. Evet, banyo yaptık. Şimdi saçlarını keseceğiz. Umay'cığım şöyle saç kafanı dik tutacaksın, tamam mı? Şöyle ben havlu koydum buraya. Evet. Duvara bakacağım değil mi? Karşıya bak. Evet anneciğim. Çünkü düz kesmem lazım saçlarını. Yamuk yumuk kesmemem lazım. Aslında tuhafere gitmek lazım ama saçlar çok ince olduğu için ve sadece dümdüz keseceğim için ben tercih ediyorum. Anne acıyor ama. Tamam acımıyor, dur. Saçların ıslak. Bekle bakalım. Evet, şimdi uçlarından göstereyim size Umay'cığım. Evet. Ama kıpırdıyorsun Umay, kıpırdayınca olmaz ki. Şöyle dik dur. Hatta kal. Bir yastık daha koyalım. Şöyle yüksek dur. Otur. Hemen saçlarını kesmeye başlayalım. Başla. Gerekiyordu. Neyse tamam. Arkadaşlar biz bu arada babamla videoyu çekmeden önce oyun oynuyorduk. Evet, hangi oyunu oynuyordunuz? Evet, kızgın öğretmen. Sıla'nın var ya benim arkadaşım, onu yükledim, onu oynuyorum. Tamam, el kapan tekrar biraz. Şimdi şöyle bakıyorum, yamukluk. Şu kadar. Umay'ın saçları aslında uzun. Kıvırcık olduğu için çok uzun görünmüyor. Biraz kısa görünüyor. Ama böyle olmaz Umay'cığım, kafanı eğmen lazım. Metre yap, metre. Metre mi? Metreye gerek yok. Sadece senin kıpırdamaman lazım. Şöyle. Tekrardan şöyle dur bakalım Umay'cığım. Karşıya, televizyona doğru bak. Bir de oyuncaklarına, bir de duvara, bir de resme. Evet. Ha, şurada birazcık fazlalık kalmış. Onu da keselim. Uçlarındaki kırıklar gitsin. Yeter. Tekrar bakacağım. Metre. Metre. Gerek yok metre. Şimdi. Ama Umay kıpırdıyorsun. Kızım bak bir dur. Bir iki saniye dur. Çünkü sen kuaföre gittiğinde de zaten böyle. Bak şura kalmış Umay'cığım. Bir tane. Biraz şura kalmış. Biraz da şura kalmış. Buraları alacağız. Tamam mı? Tamam. Şimdi de önlerini keseceğim. Önlerini çünkü biraz önleri kısa olduğu için olmadı. Biraz kaldı, yapacağım şimdi. Önleri de şöyle yapalım. Uykun mu geldi? Banyo yaptın ya. Bir de bugün çok ağladı Umay. Gözü şiştiği için. Alnım şişmedi ama gözüm şişti. Bakın arkadaşlar. Orayı yumuşak yer anneciğim de orayı çok vurmuştu. O yüzden daha şişti. En çok orayı vurmuştu. Hem de hassas yer. Arkadaşlar biz tatile gideceğiz. Siz de gidin. Evet kızım. Tatile gideceğiz inşallah. Dört gözle bekliyoruz günümüzün gelmesini. Evet. Umay suyu çok seviyor. Buradan da alacağım. Çünkü uçları şimdi görünmüyor ama güneşte çok belli. Hemen Umay'ın saç uçları sanki böyle büyük insan gibi. Böyle işlem görmüş gibi, boyanmış anne, gibi. Her anne, gün anne kurabiye adam gibi. Evet, kırt kırt kırt. Her gün böyle düzleştiriliyor gibi, fön çekiliyor gibi sanki. Hemen böyle yıpranmış. Hani şu sarıların yıpranması normal. Saçlarını açtık ama ben saçımı boyarken Umay da istemişti o yüzden. Şuraları da birazcık alacağım. Buradan da birazcık alacağım. Son rütuşlar Umay'cığım. Şimdi tamamdır. Kalk bakayım. Bu kadar kestim. Saçlarını bu kadar kestik Umay'cığım. Çok kötü. Biraz iyi olur. Dön bakayım.
Dön bakayım şöyle, babası göstersin. Oh, saçları iyi oldu. Rahatladın mı? Çok güzel, tamam. Bu kadar saçları.